Ortak Konuşuyor programından herkese merhabalar efendim. Umarım iyisinizdir. Bizler çok iyiyiz. Teşekkür ederiz. Bugün Karaalioğlu Parkı'na geldik. Halkımıza yine sorularımız olacak. Ne sorumuz olacak derseniz Black Friday indirimi. 1932 yılında Amerika'da Noel alışveriş çılgınlığı olarak çıkan bu indirim artık Türkiye'de olduğu gibi birçok ülkede de kutlanmaya başladı. Bakalım halkımız Black Friday'i biliyor mu? Yani diğer adıyla Kara Cuma oluyor. Bizde efsanevi cuma, muhteşem cuma gibi, şanslı cuma gibi isimleri de var. Bakalım halkımız alışveriş yapacak mı bu indirimde? Hep beraber bunun yanıtını öğrenelim. Merhabalar. Merhaba. Hoş geldiniz efendim. Antalya'ya gelmişsiniz herhalde. Yeni gelmişsiniz. Antalya aslında ikinci memleketim. Daha önce tabii gençlik zamanlarımızda, şöyle delikanlılık zamanlarımızın bu bölge günübirlik volta atmış olduğumuz yerlerde. Antalya güzel bir şehir. Nasıl değişmiş mi o günlerden bugünlere? Çok da pek değişik. İnsan olarak bayağı biraz daha çoğalmış tabii ki. Ben en son ayrıldığımda 500-600 bin nüfusu vardı herhalde. Şu anda 2 milyon aşkın bir nüfusu var. Evet, turizmin başkenti. Evet, Antalya. Turizmciyim aynı zamanda. Nereden geldiniz? Fethiye'de yaşıyorum ama yarı zamanda bir nevi İngiltere'de kalıyoruz. Siz çok güzel bir yerdeymişsiniz. Aynen. Fethiye'nin de kendine ayrı bir özel güzelliği var ama evet. Tabii ki her yerin kendine göre bir doğası, bir güzelliği. Antalya, Atatürk'ün söylemiş olduğu gibi herhalde başka bir güzel şehrin karşılığı. Antalya dünyanın en güzel şehirlerinden birisidir demiş Atatürk. Aynen öyle. Aynen çok. Efendim bizim bir sorumuz olacak Sokak Konuşuyor programı olarak. Tabii. Buyur. Black Friday'i duydunuz mu? Duydum. Ben uzun yıllar Amerika'da yaşadığım için. Evet. Black Friday biraz çok da girmemek istemediğim dinsel bir olaydan kaynaklanan Yahudilerin ortaya çıkarmış olduğu Kara Cuma aslında Türkçesi bir olaydır. Fakat son dönemlerde tabii ki özellikle de 1990'lı yıllardan bu tarafa bir alışveriş çılgınlığına dönüştürülmüş bir olaydır. Hatta Amerika'da alışveriş triki dediğimiz, yani alışveriş oyunu anlamına gelen son elde kalan malların veyahut da promosyon mallarının en iyi satılma yöntemlerinden birisidir. Neden Kara Cuma acaba adını verildi ki? Tam detayı olarak bilinmemekle beraber Yahudilerin, Yahudilerin Müslümanlara karşı o çarşaf olayından kaynaklanan bir durum. Geniş açılımlı bir olay. Bu iyi bir program alır. Ama ve lakin dediğim gibi son jenerasyon sadece alışveriş olarak Kara Cuma'yı muhteşem cuma olarak, efsanevi cuma olarak çevirdiler fiyat bazından dolayı. Çünkü işte atıyorum işte 1000 liralık malı 100 liraya kadar alabileceğiniz nasıl bir malsa da öyle bir şey. Aslında normalde satış pazarlamada öyle bir teknik olamaz yani. 1000 liralık bir malın 100 liraya düşmesinde bir sıkıntı vardır illaki. Ama onu da işte elinde ya stok malzemelerinin temizlenmesi amacıyla veyahut da elde kalan ürünlerin temizlenmesi amacıyla kullanılan bir tuzak. Ekonomi ve ticaret için iyi olmadı mı sizce? Hayır. Böyle bir şeyin olması. Ya şimdi ticaret için, alışveriş ekonomi için belki marjinal olarak tamam ama bireysel olarak da sen ihtiyacın olmadığın bir şeyi almak için sana zorlanan bir oyundur. Bizim işte insanlarımızın dengesiz harcama denilen olay budur. Tüketim çılgınlığının bir başlığı. Bence. Kesinlikle yani şimdi ucuzmuş alalım. Olmayan bir şey de almaya kalkıyorsun. Dolayısıyla da kartlarının veyahut da işte şeylerinin diğer tüketim harcamalarının yükselmelerinden bir sebeplerinden birisi. İhtiyaç dahilinde mi alışveriş yaparsınız yoksa beğendiğiniz şeyi bu benim olmalı deyip alır mısınız? Vallahi şimdi şöyle söyleyeyim. Eşim 25 yıldır İngiltere'de işletme yapıyor. Bir defa kredi kartı kullanmış değil. Ben üzerinde belki 50-60 binin üzerinde kredi kartı limitim var. Bir defa kullanmış değilim. Param varsa alıyorum yoksa almıyorum.
Çok güzel. Güzel bir mesaj verdik. İhtiyacım varsa alıyorum, yoksa almıyorum. Yani ihtiyaç fazlası her şey zarardır. Ülke ekonomisine zarardır. Bir kişisel ekonomiye zarardır. Bizim Türkiye'deki en büyük dezavantajlardan birisi de olur. Yani ekonominin geri bireysel olarak yapılanmadığımız müddetçe ülke olarak yapılanmanın da bir anlamı yok. Çok teşekkür ediyorum. İyi gezmeler diliyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Hoşçakalın. Alışverişi bence çok seven iki güzel genç kızın yanındayım. Onlara da soracağım, acaba Black Friday'i biliyorlar mı? Merhabalar. Merhaba. Sana da merhaba. Merhaba. Kısaca kendinizden bahseder misiniz önce? Yani okumuyorum ben. Adın öyle. Nedir mesela? Adım Hatice. Sen? Ayşat. Ayşat. Hatice'cim, Black Friday'i biliyor musun? Evet, efsane cuma. Evet. Hiç alışveriş yapar mısın o tarihlerde? Yapmaya çalışırım elinden geldiğince. İhtiyaçların dahilinde mi peki alışverişlerini yaparsın, yoksa bir şeyi görünce bu benim olmalı, almalıyım deyip onun için savaşır mısın? Genelde ihtiyaçlarım için yaparım. Sen Ayşat? Yani değişiyor aslında ama çoğunlukla ihtiyaçlarım için alıyorum ya da böyle aşık olduğum bir şey olursa onu almaya çalışıyorum kesinlikle. O benim olmalı diyorsun. Evet, kesinlikle benim olmalı, savaşırım. Alışveriş yaparken peki en çok satın aldığın ürün hangisi? Kıyafet, yani genellikle kıyafet almayı seviyorum. Ondan sonra da cilt bakım ürünleri, sonra da makyaj ürünleri. Çok güzel. Bir kadının artık, evet, değil mi? En temel ihtiyaçları aslında. Aynen öyle. Sen peki? Ben makyaj malzemelerini daha çok ya. Sonra kıyafet geliyor. Önce makyaj malzemeleri. Evet. Peki alışverişlerinizi online mi yapmayı seviyorsunuz, yoksa gidip mağazadan almayı mı tercih ediyorsunuz? Gidip mağazadan almayı tercih ediyorum ben. Neden? Çünkü ne bileyim, olmayacağını düşünüyorum. Aslında oluyor ama öyle hissettiğim için gidip kendi gözümle görüp deneyip almayı daha çok seviyorum. Deneyerek daha içine siniyor. Evet. Senin Ayşat? Ben de öyle. Ben dokunmayı daha çok seviyorum. Böyle dokunarak hissetmeyi falan. O yüzden gidip almayı tercih ediyorum. Mesela bazen internet alışveriş yaparken internette daha ucuza gördüğümüz bir şeyi mağazada daha pahalı görüyoruz. Bunun nedeni nedir sizce? Vallahi bilmiyorum. Çakma. O yüzdendir. Sence? Yani bilmiyorum ki. Hiç düşünmedin mi neden orada ucuzdur da aynı sitesinde ucuzdur da mağazada daha pahalı? Yani mağazada çalışanlar için daha fazla fiyat koyuyor olabilirler. O yüzden olabilir. Evet, değil mi? Dükkan kirası olsun, gelir gider olsun, vergisi olsun. Evet, öyle. Evet, doğru bir yanıttı. Bu çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. İyi oturmalar dilerim. Teşekkürler. Bu alışveriş çılgınlığı sadece kadınları mı ilgilendiriyor? Bir soralım. Merhabalar efendim. Merhaba. Sizi tanıyabilir miyiz? Ben Dursun Yaprak. Dursun Hanım. Kızınızla beraber geziyorsunuz. Evet. Bu güzel havanın keyfini çıkartıyorsunuz. Öyle. Seni de tanıyalım. Eda Nur Yaprak ben. Eda'cığım, ne kadar güzelsin. Maşallah. Okuyor musun? Hı hı. 14 yaşındayım. 14 yaşındayım. 8. sınıfa gidiyorum. Okul tatil mi? Hı hı. Bir hafta boyunca bir ara tatil verildi değil mi? Hı hı. Nasıl değerlendiriyorsun? Kendine geldin mi? Yani biraz kendimize geldik. Tabii biraz test çözdük ilk başta. Hı-hı. Şimdi de okul başlamasın diye. Sen lise sınavlarına gireceksin değil mi? LGS'ye. Hangi liseyi istiyorsun? Doktor İlhami Tankutu istiyorum ama. Hadi inşallah. İnşallah. Olur, neden olmasın? Black Friday duydun mu? Duyuyorum ama neredeyse hiç alışveriş yapmadım. Peki ne diye duydun? Ne Black Friday? Sana ne çağrıştırıyor? Cuma günleri falan bayağı büyük indirimler oluyor. Mesela şeydi, kablosuz kulaklık 300-400 lirayken biz 100 liraya almıştık Black Friday'de. Bayağı iyi indirimler olmuş demek. Efendim, siz biliyor musunuz Black Friday'i? Ben duydum da daha öyle bir alışveriş yapmadım. Herkes yapmak zorunda değil tabii duydum ki. Duydum ama. Değil mi? Nasıl, alışverişlerinizi genelde internet üzerinden mi alırsınız, yoksa böyle mağazadan dokunarak mı bir şeyleri alırsınız? Dokunarak alırım. Daha internet. Cazip geliyor. Öyle. Evet. Sen peki? Ben internetten alırım. Yeni nesil biraz daha çok internete yönelik. Daha ucuz oluyor. Neden ucuz oluyor? Yani bilmiyorum, herhalde insanlar üşeniyor mağazaya gitmeye. Otobüs parası falan vermek yerine. Aslında maliyetler artıyor. Doğru bir noktaya ayak bastın. Az önce de konuştuğumuz gibi öyle. Tabii ki mağazada vergiler var, çalışanlar var, dükkan kiraları var. İnternette bunların hiçbiri olmuyor. Ondan dolayı aynı ürünü internette çok daha uygun fiyata bulabiliyoruz.
Peki ihtiyaçlarınız dahilinde mi efendim alışveriş yaparsınız? İhtiyacım olduğu zaman yapıyorum. İhtiyacım olmadığı zaman yapmıyorum. Değil mi? Hı-hı. Öyle olması lazım. Evet. Aslında öyle olması lazım. Evet, kadınlar biraz daha bu konuda alıyor ama. Değil mi? Evet. Onu görmüyor Hı-hı. ama. Kızınız nasıl bu konuda? Memnun musunuz? Memnunum. Sen kendinden memnun musun? İhtiyacın olanı mı alırsın? Ben hoşuma gideni alırım daha çok. Hoşuna gideni ve o bu benim olmalı dersin. Hı-hı. Yani ben hem ihtiyaç hem de gönlüm isterse alırım. Hı-hı. Ne güzel. Güzel. Bu da güzel. Anne de var. Tek çocuk musun? Yok, bir tane de abim var. Abi senden büyük tabii. Hı-hı. Tek küçük kız olmak değerlidir de. Değil mi? Çok teşekkür ediyorum. Bu güzel havada güzel gezmeler dilerim efendim. Ha, inşallah size de. Hoşçakalın. Merhaba, alışveriş mi yapıyoruz? Aynen öyle. Çok güzel. Sizi tanıyalım kısaca. İsmail. İsmail Bey. Benim. Antalya'da mı yaşıyorsunuz? Antalya'da yaşıyorum. Black Friday'i duydunuz mu demeyeceğim. Bence çoktan biliyorsunuzdur. Aynen öyle. Nasıl? Black Friday ne demek? Black Friday benim bildiğim kadarıyla Şükran günü öncesi Cuma günü yapılan indirimler. Evet. Ama bu sene Türkiye'de Şükran gününden bir hafta önce başladı nedense. Biraz daha ekonomiyi canlandırmak için muhteşem cuma olarak adı değiştirildi. Aynen. Efsanevi cuma olarak adı değiştirildi. Aynen öyle. Ama çok bir indirim olduğunu söylemeyeceğim yani. Umduğunuzu bulamadınız. Bindirime indirim denilen. Önce biraz yükseliyor daha aynen sonra indirim. Aynen öyle. Sizce peki bu indirimler ekonomiyi canlandırmaya yeterli mi? Ya sadece haberlerinin yapılması bile en azından bir alışverişi günceller diyeyim yani tetikler ama... Ne kadar bekleneni verir orasını bilemeyeceğim tabii ki. Siz de alışverişinizi yapıyordunuz az önce. Yani bir şeylere bakıyorum ama sanırım almayacağım. Beklediğim fiyatları düşen bir şey yok yani. Değil mi? İnsanın beklediği şeyleri, ürünleri aldığını bakıyorsunuz. Aa yok o fiyat değildi yani düşmüş aynen. diyorsunuz. Aynen öyle. Yani mesela 2-3 aydır takip ettiğim ürünler var. Hı-hı. Atıyorum üstüne 300 lira ekleyip sonra 200 lira düşürüyor. Evet. Yine 100 lira pahalanmış oluyor yani. Evet. Aslında karlı çıkan karşı taraf. Aynen öyle, aynen öyle. Ne ihtiyaçlarınız vardı? Daha çok elektronik şeylere bakıyorum. Bilgisayar ürünlerine bakıyorum. Evet. Onlarda da bir indirim yok. Peki, alışverişlerinizi genelde mağazadan mı yapmak işinize geliyor yoksa internet ortamından mı? Türüne göre elektronik cihazları genelde internetten alışveriş yapıyorum ama giyim, kuşam tarzı şeyleri yani deneyip almam gereken şeyleri genelde mağazalardan alıyorum ama elektronik şeyler tamamen internetten. Güvenilirlik konusunda ne düşünüyorsunuz peki internet alışverişine? Şu ana kadar sıkıntı yaşadığım birkaç tane olay oldu. Onda da tüketici hakları iyi çalışıyor. Yani 15 gün içinde koşulsuz iade olayı çalışıyor. Yani benim başıma gelenlerde çalıştı en azından. Ürünün arkasında durulabilecek aslında aynen. firmalardan belki aynen de yaptığınız öyle. Aynen öyle. Yani belirli piyasada bilinen 3-5 site var. Oralardan yapıyoruz zaten alışverişi. Hı-hı. Onlarda da problem yaşamadım şu ana evet. kadar çok fazla. Peki kadınlar mı daha çok alışverişi sever, erkekler mi? Buna bir ayrım yapmak yanlış mı ya da? Buna ayrım yapmak bence yanlış. Herkesin kişisel zevkleri var. Ama şöyle diyebilirim, kadınların tüketimi daha fazla. O yüzden daha fazla alışveriş yapıyorlar. Yani en basiti bir makyaj ürünü. Ayda bir bitiyor ve ayda bir almak zorundasınız. Eşiniz yani. Var mı? Yok, sözlüyüm. Sözlüsünüz. Aynen. Sözlünüz nasıl bu konuda? Şimdi makyaj alışverişi deyince direkt aklıma o geldi. O da makyaj yapmayı seviyor haliyle her kadın gibi. O da ya dediğim gibi hani ayda bir bitiyor ve alıyoruz hani. Siz teknoloji, o makyaj. Aynen öyle. Herkesin bir ilgi alanı var. Ona para harcıyor herkes. Evet. İlgi alanında. Evet, çok güzel. O zaman size umduğunuzu bulacağınız indirimli günler diliyorum. Ne diyeyim? Teşekkür ederim. Çok sağ olun. İyi günler dilerim. Hoş sağ olun. Teşekkürler. Evet, birçok kişiden sorduk. Bilmeyen yok. Merhabalar. Merhaba. Nasılsın? Teşekkür ederim. İyiyim siz? Ben de iyiyim. Seni kısaca tanıyalım mı? Tamam, tanıyalım. Akdeniz Üniversitesi'nde gazetecilik okuyorum. İkinci sınıf öğrencisiyim. İsmim Büşra. Evet. Öyle gezmeye çıktım. Büşra'cığım, Black Friday biliyor musun? Tabii ki de. Bilmez olur muyum? Çok imalı yaklaştı Büşra. Nasıl bir bilmek bu, merak ediyorum. Yani indirimleri sürekli takip ediyorum. Yani bilmiyorum, her kadın gibi mi desem. Yani alışveriş yapmak hobi gibi bir şey benim için. Hava, nefes almak, yemek yemek gibi. Evet. Bir kendine getiriyor değil mi insanı? Kesinlikle. Hani eskiden takip ettiğim, favorilediğim, ne zaman indirime girdi, ne kadar indi falan, bunları takip etmek beni mutlu ediyor açıkçası. Alışveriş yapmayı seviyoruz.
Yani. Bu indirimler peki senin beklentini karşıladı mı? Ya aslında Black Friday ilk çıktığı sene çok iyiydi. Artık şey yapıyor, firmalar akıllandılar. Mesela atıyorum 120 liraysa bir ürün, o gelmeden önce 250 lira yapıyorlar. Black Friday'de 130 liraya satıyorlar. Yani bunda bir kazancı olmuyor aslında tüketicinin. Tüketicinin yok ama üreticinin, satıcının kesinlikle var. Yani bu işe ilk girmiş, böyle ilk böyle Black Friday alışveriş yapayım diyen bir insan rahatlıkla yani parasını çok da kaybedebilir. Artık o da yoktur herhalde öyle. Olmaz olur mu? İnsanlar elinde online olarak hani yeni e-ticarete böyle alışkanlık sağlıyorlar. Sürekli alışveriş yapmak istiyorlar. İşte Black Friday'de böyle önceden takip etmeyen bir insan için de indirime girmiş alayım demek için de çok rahat olabilir yani. Peki sen alışverişlerini internet üzerinden mi genelde yaparsın yoksa böyle mağazaya gidip mi alışveriş yaparsın? Yani mağazaya gitmek bence yorucu bir işlem. Yani insan böyle her an rahat kahve içerken de, yemek yerken de elinde telefonla online olarak siparişini verebilir. Benim de zevk aldığım yöntem online. En azından böyle görebiliyorum. Daha da indirim oluyor açıkçası. Yorulmuyorum da mağazada onu giy de ne çıkar derken. Zaten aldığım ürünü beğenmezsem iadesini yapıyorum. Bu benim çok için güzel açıkladın internet alışverişi seveni olarak. Evet, kesinlikle. Teşekkür ederim. Peki neden internette genelde daha ucuza buluyoruz? Yani maliyeti bence düşürüyorlar. Bir kere çalışanlar için ücret ödemiyorlar. E-ticaret dediğimiz şey sadece sanal ortamda. Sanal ortamda alıyorsunuz, bir çalışan yok, bir kasiyer yok. Her şey online gerçekleşiyor site üzerinden. Bir maliyet olmadığı için de o ürüne yansımıyor. Bu şekilde daha uygun da bulunabiliyor ürünler tabii ki de. O zaman sana iyi alışverişler diliyorum. Teşekkür ederim. Merhabalar efendim. Merhaba. Antalya'da mı yaşıyoruz? Yok, hayır. Isparta'da yaşıyoruz. Gezmeye geldik. Evet, çocukların tatilini değerlendirmeye geldik. Oh, ne güzel yapmışsınız. Ayaklarınıza sağlık. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasıl buldunuz Antalya'yı? Çok güzel. Geliyoruz zaten sürekli. Isparta da çok güzeldir ama. Evet. Güllerin şehri. Evet, kayak merkezimiz bile var. Her şeye yakınız biz, evet. Aynen öyle. Isparta'nın gülünden başka nesi meşhur? Halılarımız. Şimdi çok yapılmıyor ama. El dokuma halıları. Evet, el dokuma halıları. Evet. Başka? İnsan bir an böyle sorunca aklına gelmiyor. Evet. Efendim, Black Friday'i biliyor musunuz? Nedir Black Friday? Ben bilmiyorum. Bu Kara Cuma deniyor, Muhteşem Cuma deniyor, indirimler oluyor. Evet. Aslında adını bilmesek de sürekli yani karşılaşıyoruz, evet. Yapar mısınız o dönemlerde alışveriş? Yok, hayır, yapmıyoruz. İhtiyacınıza göre mi alışveriş yaparsınız yoksa bunu beğendim, bunu almalıyım mı dersiniz? Evet, ihtiyacımıza göre. Değil mi? Evet, internet alışverişinden yana değiliz yani çok. Hı-hı. Yani görüp almayı daha çok. Dokunmak istersiniz. Deneyip almayı mesela, öyle de daha çok tercih ediyoruz. Kadınlar mı daha çok alışveriş seviyor yoksa erkekler mi size göre? Bilmem, kadınlar galiba. Kadınların adı çıkmış ama ya bence. Erkeklerin de teknolojisi, arabası derken zaten bayağı maliyetli oluyor. En çok neye harcama yaparsınız? Bilmem yani, eğitim ve gıda galiba. Değil mi, çocuklar olunca, bir de evli olunca insan eğitim ve gıdaya gidiyor. Evet, onları daha çok harcama yapıyoruz. Evet, sizinle de konuşalım efendim, merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür. Sizi kısaca tanıyalım mı? Süleyman, eşiyim kendisini. Çok güzel, Antalya'ya gezmeye geldiniz. Evet. Hoş geldiniz. Size soralım, Black Friday'i biliyor musunuz? Duydum. Alışveriş yapar mısınız o dönemde? Yok, ben yapmıyorum. Biraz bana ters ya. Alışveriş genel olarak ters. Yok, alışveriş değil. Yani o Kara Cuma falan diyorlar ya, bana o yüzden biraz ters yani. Oysa ki adını neden Kara Cuma koymuşlar? Cuma, ben Müslümanım. Hani bize göre Cuma mübarek gündür. Hani Kara Cuma demek ben doğru bulmuyorum yani. Evet. Bu da bir görüş kesinlikle. Saygı duyun. Yani. Alışverişte önceliğiniz nelerdir? Eşinize sorduk. Onu öğrendik. Benim önceliğim aslında mekanik, elektronik eşya. Yani şöyle söyleyeyim. Ben daha çok böyle matkap, kaynak, ne bileyim ispiral, o tip şeyleri daha çok alırım yani. Teknolojiye yani daha çok. Biraz daha aynen teknoloji diyelim. Evet. Ya ne bileyim böyle değişik aparatlar, hani arabaya takılan aksesuar. Hı-hı. İşte bisiklet kullanmayı sever mesela, bisiklet aksesuarları falan, öyle şeyler ya. Çok güzel. Yani. Peki kadınlar mı daha çok alışveriş yapar, erkekler mi sizce? Ya bizim evde en çok ben yapıyorum desem yeridir yani. Bakın, evet.
Evet, kadınların adın çıkmasına gerek yok beyefendi. Ben elbiseye fazla önem vermem. Elbise benim için hani olmuş olmamış sorun değil ama bir ne bileyim teknolojik bir alet kesinlikle olması lazım yani öyle bir şey. Hani bir alışveriş merkezine girdiğim zaman eşim genelde böyle hani ihtiyacı olan şeylere bakar. Ben şeyden hırdavat bölümünden ayrılmam mesela. Hep oradayımdır yani. Lazım olsun olmasın hep onlardan alırım. Matkap ne bileyim ya durup dururken matkap alırım ben. Tornavida alırım, pense alırım öyle yani. Var olanı da mı alıyorsunuz? Matkabınız var evde. Alıyorum. Bu biraz sanki yapmasanız daha iyi olur. İşte ama işte mesela yeni bir model çıkıyor falan. Evet. Mesela hoşuma gidiyor. Eskisini satıyorum onu alıyorum falan öyle. İyi eskisi satılıyorsa devir dayım var. Yani o şekilde. Peki internetten mi alışveriş yaparsınız genelde yoksa mağazadan? İnternetten kesinlikle alışveriş yapmam. Güvenmiyorum daha doğrusu. Zaten ben kart da kullanmıyorum. Nakit yani görüyorum, alıyorum yani hepsini. Paranız varsa alıyorsunuz, aynen. Yoksa kalıyor. Yani. En doğrusu. Çok teşekkür ederim, iyi gezmeler diliyorum. Evet şimdi Uzay'la beraber annesine bir soru yönelteceğiz. Sorsana Uzay annene, Black Friday indirimini duydu mu? Al mikrofonu. Black Friday indirimini duydun mu anne? Duydum anneciğim. Uzatalım anneye, duydum. Sesini alsın. Duydum anneciğim. Nedir peki, öğrenelim. Nedir? Aslında bir tane. Ben onu bilmiyorum ya. Sen bilmiyorsun değil mi? Sen ne biliyorsun Uzay? Okula gidiyor musun? Gidiyorum. Kaçın sınıfa gidiyorsun? Anaokulu. Anaokuluna. Tatil mi okul? Evet. Neden tatil? Çünkü bir gün bir tane tatil yaptık işte. Bir günlük bir tatiliniz mi var? Hayır. Bir haftalık mı? Hayır, 9 günlük hafta vardı. 8 oldu. En çok neleri seversin? Oyuncaklar, şeftali suyunu filan. Kedileri, hayvanları. Çok güzel bir şey hayvanları sevmen. Hayvanın var mı, evcil hayvanın? Var var. Nedir? Ne var? Kedi. Kedin var. Adı ne? Ede. Ede. Kim bıraktı? Edi. Edi. Edin. Kim bıraktı bu Edi ismini? Dedem. Dedem bıraktı. Ne kadar güzel ve anlamlı. Alışveriş yapmayı sever misin Uzay? Severim. En çok neler alırsın? Annenden neler istersin? Şeftali suyu, mısır gevreği falan. Oyuncak istemez misin? İsterim. İstersin. Ama şeftali suyu, mısır gevreği önceliğin değil mi? Evet. Gel biraz annenle de konuşalım. Merhabalar efendim. Merhabalar. Sizi kısaca tanıyalım mı? Ayşe Esen Kayapınar ismim. Ayşe Hanım sordu Uzay size Black Friday'i duydunuz mu dedi. Duydum ama alışverişi çok sevmediğim için o günlerle ilgilenmiyorum. Vallahi kadınların adı çıkmış. Bakın kaç kişiyle konuştuk. Geneli erkek alışveriş sevenlerin. Evet. Neden alışverişi sevmezsiniz? Alışverişi sevmeyen kadın olur muymuş derlerdi. Ben çok sevmiyorum. İhtiyacım olduğu zaman alışveriş yapıyorum. Çünkü alışverişe zaman ayırdığım zaman aileme zaman ayıramıyorum. Dışarıda gezemiyorum. Antalya gibi güzel bir yerde yaşıyoruz. Havalar şimdi bile... Bu ayda bile çok güzel. Kasım ayının sonlarındayız. Kasım ayının sonlarındayız. Buna rağmen çok güzel. Böyle bir doğa varken, hava varken oğlumla beraber vakit geçirmek çok daha güzel geliyor bana. Vallahi çok güzel yapıyorsunuz. Efendim peki Black Friday indirimi ekonomiye size bir katkı sağladı mı? Canlandırma oldu mu? Ekonomiye katkı sağlamayacak. Çünkü insanların cebinde parası yok. Ne olursa olsun yine kredi kartıyla harcayacaklar ve daha çok borçlanacaklar. Daha çok ekonomik daralma yaşanacak. Olmayanı harcayacaklar yani. Olmayanı harcayacaklar, kart limitlerini arttıracaklar, borçlarını arttıracaklar. Bir sonraki ödeme döneminde çok sıkıntı yaşayacaklar. Evet. Peki genelde alışveriş yaptığınızda internet üzerinden mi tercih edersiniz yoksa mağazadan mı? Mağazadan alırım ben. Neden? Çünkü görerek ve deneyerek almak benim daha çok hoşuma gidiyor. Alışveriş merkezlerine gidiyoruz mecburen ama diğer yerlerden alışveriş etmek çok daha güzel. Gezerek alışveriş yapıyoruz, her şeye bakıyoruz, renkli renkli her şey. Daha güzel oluyor. Evet efendim, Bir Sokak Konuşuyor programının daha sonuna geldik. Öğrendik herkesten Black Friday'i bilmeyen yokmuş, alışveriş yapanlar da olacak. Alışveriş indirimini yeterli bulmayanlar da olmuş. Bence yine de ne olursa olsun kesenize dikkat edin, bir ölçün tartın, ona göre alışverişinizi yapın. Bir sonraki programda tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.